Karşısındaki en ünlü isimlerinden birisi olarak çok güzel izah etti, bir huzurla izah etti. Onun üzerine ekleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ben tabii şiir falan okumayı bilen bir adam değilim, şiir yazan da değilim. Öyle hoca zoruyla buralara çıkıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Emir büyük yerden geldiği için itiraz edemiyoruz. Hocam bana bir şiir oku dedikleri zaman, tabii çok güzel şiirlerimiz var. Çok güzel şairlerimizin yazdığı çok güzel şiirler var. Hem eski dönemden hem yeni dönemden yaşayanlardan. Biraz sonra ben eminim ki çok güzel şiirleri arkadaşlarımız okuyacaklar ama ben şöyle bir şey düşündüm bugün sabah. Türkiye bugün hakikaten belki son 100 yıllık tarihinin, yani 1918'den sonraki tarihinin en zor günlerini, en zor dönemlerini geçiriyor. Bugün her zamankinden daha çok gerçekten birliğe, beraberliğe, kardeşliğe muhtaç olduğumuz günleri yaşıyoruz. Şimdi ben size Şenlik Baba diye bilinen Aşık Şenlik'in bir şiirini okuyacağım ama o bir ozandı, aşıktı o, çok meşhur aşıklardandı. Önce bu Aşık Şenlik kimdir onu kısaca bir ifade etmek isterim. Aşık Şenlik 1850 senesinde Ardahan'da dünyaya gelmiş, Çıldır'da dünyaya gelmiş. 1850 senesinden 1877 senesine kadar Osmanlı vatandaşı olarak yaşamış. 1878'den 1913 yılına kadar da Rus Çarlığı'nın vatandaşı olarak yaşamış yine Ardahan'da, Çıldır'da. Aşık Şenlik 30'lu yaşlardayken hepimizin tarihten çok iyi bildiğimiz 93 Harbi, Osmanlı'nın en felaketli savaşıdır o savaş. Osmanlı hem doğuda hem batıda Rus Çarlığı'yla bir mücadeleye, savaşa girişmiş ve o güne kadar Osmanlı coğrafyasının kadim toprakları olan çok büyük toprak parçalarını Ruslara kaptırmıştı. Onlardan batıda işte Balkanlarda, Plevne'de Gazi Osman Paşa Ruslarla mücadele ederken doğuda da Kars, Ardahan'da da Erzurum'da da Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ruslarla mücadele ediyordu. İşte o dönemde Rus orduları Kars'tan Arpaş'a geçip Kars'a hücum ettikleri zaman Aşık Şenlik 30'lu yaşlarda bir şiir yazıyor. Onu müsaade ederseniz ben okumaya gayret edeceğim. Okumaktaki kusur bize ait ama şiirin manası ve ehemmiyeti bence çok büyük ve bugün de bugünü de anlatan bir şiir. Ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. İsterse urus et ki ne kibar gelsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Kuşanın kılıncı, giyinin donu, kavga bulutları sardı her yanı. Doğdu koç yedim şan almak günü, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Asker olan bölük bölük bölünür, sandınız mı ki Kars kalası alınır? Boz atlar üstünde kılıç salınır, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Kavga günü namert sapar yer arar, er olan göğsünü düşmana gerer. Cemiyer vah bizden meydana girer, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Hele Ağ Osman'ın görmemiş zorun, din gayreti olan tedarik görün. At tepin, baş kesin, kazağı kırın, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Beni asverdir bilin urusun aslı, orman yabanisi, balıkçı nesli. Hınzır sürüsüne dalıp kurt misali, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Şenlik ne durursuz atları binin, sıyra kılınç düşman üstüne dönün. Artacaktır şanı bu Ali Osman'ın, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana.